Evet sevgili dostlar, Hızır ayındayız. Rabbim oruçlarınızı kabul eylesin, niyetlerinizi halis eylesin. Ehl-i Beyt'in inayet ve hidayeti üzerinize olsun. Bu ayda insanları şuna sevk etmek istiyorum. Bugün Hızır Aleyhisselam'ın gaybet perdelerinin arkasında binlerce yıldır insanlara hizmet ettiğini, Sünniler, Şiiler, Aleviler, Hristiyanlar, Yahudiler, Mecusiler, herkesin iman ettiğini ve bütün kitaplarda bunun hakikatinin var olduğunu görmektesiniz. Bugün İmam Cafer-i Sadık'ın da bize beyan ettiği gibi diyor ki Hızır'ın gaybeti bizim evladımız İmam Mehdi sahibi zamanın gaybetine inanmayanlara ahirette hüccet olarak onların cezalandırılması noktasında Hızır'ın gaybetine inandın da neden İmam Mehdi'nin gaybetine inanmadın hüccetini tamamlayabilmek noktasında bu sebeple Hızır'a verilmiş olan bu hikmeti İmam Cafer Sadık bize böyle beyan ediyor. Diyor ki onun gaybeti İmam Mehdi'nin gaybetinin delilidir. Yani insanları gaybet olayına alıştırmak ve imani olarak o noktada kişilerin akıllarında ve gönüllerinde zemin bulabilmesi içindi. Oysa Hızır Aleyhisselam'a iman edip Hızır Aleyhisselam'ın bile hizmet ettiği bugünün Ali'si, bugünün Şah-ı Merdan'ı, bugünün hücceti, imamet makamındaki İmam Mehdi sahibi zamanın gaybetini önemsemeyen, bilmeyen bütün insanlara şunu diyorum. Bugün paranız kaybolsa aramaya çalışırsınız. Evladınız kaybolsa deli divane ararsınız. Bugün imanınızın sebebi ve yarın ruh-i mahşerde sizi Muhammed Mustafa'nın huzuruna götürüp Allah'ın huzurunda sizi aklayacak ve cennetin kapılarını size açacak olan imamınız İmam Mehdi sahibi zaman gaybettedir. Onu arayıp bulmayı kendinize en üstün vazife bilmelisiniz. İmam Cafer Sadık buyuruyor ki bizleri bizim sözlerimizle tanıyınız. İmam Mehdi sahibi zaman hakkında diğer imamlarımız yani 11 imam ve Resulullah ve Kur'an'da haddinden fazla bilgi verilmiş ve böylelikle bizim onu ilmen yakin olarak tanımamızı sağlamışlardır. Gayrete düşüp İmam Mehdi sahibi zamanı tanımak insanlar üzerine büyük bir farzdır. Çünkü kim kendi dönemindeki imamı tanımazsa, hücceti tanımazsa Resulullah buyuruyor ki o cahiliye döneminde ölmüş gibidir ve hiç İslam'la tanışmamış gibidir. O zaman imanınızın kamale ermesi ve İslami bu yolculuğunuzun ikrar ile sonuç vermesi ancak onu iyi tanımanız, ona vereceğiniz ikrar ve onun rengine bürünmenizle mümkün olduğundan Hızır'ın gaybetine inanan bütün Alevi canların İmam Mehdi sahibi zaman üzerinden de gayrete düşüp onun gaybeti hakkında bilgi edinmesini zaruri görüyorum ve İsra suresinde söylediği gibi biz herkesi imamıyla çağıracağız ruh-i mahşerde. Dolayısıyla da bizler imamımızın ardına düşmeliyiz, onun vuslatına düşmeliyiz, onun hasretine düşmeliyiz. Ve düşünün İmam Ali döneminde yaşıyorsunuz ve İmam Ali ortada yok. Arayıp bulmak sizin üzerinize farz değil mi? Yani çok büyük bir gayretle onu aramış olmanız gerekmez mi? Nereye gitti diye, ne oldu diye bir haber almanız gerekmez mi? Tabii İmam Mehdi sahibi zamanı aramak böyle zahiri bir aramadan bahsetmiyoruz. Nedir? İmam Mehdi sahibi zamanın şu sözü bize açık beyan perdeleri açıyor. Diyor ki biz gayb perdelerinin ardında değiliz. Biz sizin aranızda yaşıyoruz. Sizinle birlikteyiz. Aynı Hızır Aleyhisselam gibi. Ama sizler gaflet perdelerinin arkasına düşmüşsünüz. Yani demek ki güzel ahlak, temiz ahlakla gidilen yolda,
gaflet perdelerinden kurtulmakla İmam Mehdi sahibi zamanı bulmanız mümkün. Ve böylelikle Hızır Aleyhisselam'ın gaybetine iman ettiğiniz gibi İmam Mehdi sahibi zamanın da gaybetine imanı size tavsiye ediyorum ve diyorum ki arayın ve bulun. Arayın ve bulun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.